Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Tepemden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Bell 429 tipi helikopter geçerken gündem videomuza başlıyoruz. Uzun zamandır sizlerle gündem videosu yapamamıştık. Epey bir konu birikmiş durumda. İşte Türkiye'nin F-16 modernizasyonu ile ilgili Amerikan Kongresi'ne iletilen, daha doğrusu Dışişleri Bakanlığı'ndan, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan hazırlanan rapor var. Bu raporla ilgili biraz konuşacağız. İkinci konumuz Kızıl Elma Jet İHA sistemi ile ilgili ilk defa iniş takımlarını topladı. Bana çok fazla soru geliyor bu konuyla ilgili. Neden iniş takımları açık bir şekilde uçuyor diye, test uçuşlarında neler yapılıyor, bunları anlatmaya çalışacağım size. Üçüncü konumuz torpido atışı gerçekleştirilen silahlı insansız deniz aracı MİR, buna bakacağız. Ve dördüncü konumuz da Türk Hava Yolları'nın 10 yıllık planı açıklandı 2033'e kadar. Filan o olacak. Hedefler nedir? Bunları birlikte değerlendireceğiz. Gündem videomuz başlıyor. Evet, gündem konumuza F-16 ile ilgili başlayalım. Gündemimize de başlarken şu anda da tepemde Hava Kuvvetleri'ne ait AS-532 Cougar arama kurtarma helikopteri geçiyor. Ses nedir diye sorarsanız, parantez açalım, epey İzmir'deyim şu an. Sahilde bayağı yoğun bir gün olduğunu ifade etmek isterim sizlere. Şimdi bir ülke bir talep yaptığı zaman öncelikli olarak bu satış neden olacak? Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili konuşuyorum. Raporlar hazırlanıyor, kongreye veriliyor. Bu raporlardan bir tanesi de Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Şimdi malum Türkiye'nin 40 adetlik F-16 blok 70 talebi var, sıfır uçak alımıyla ilgili. Bunlar ara uçak olarak öngörülüyor. Bu paketin ikinci yarısını da 79 adet F-16 blok 50 ve 50 plusların modernizasyonunu içeriyor. Bunların öncesinde de henüz bunlar daha tam olarak bir cevap verilmedi Amerika tarafından, ama bunun öncesinde de böyle küçük küçük yoklamalar diyelim bunlara, işte mühimmat talebi gibi çeşitli yaklaşımlar var. En son toplam 259 milyon dolarlık bir elektronik sistem ve ekipman konusunda Türkiye'nin talebi vardı. Bununla ilgili olarak Amerikan Dışişleri Bakanlığı olumlu raporunu yayınladı. Prosedürde yaklaşık kabaca anlatmak gerekirse şöyle işliyor. Bu rapora 15 gün içerisinde herhangi bir şekilde kongreden bir karşı bir görüş, yasa tasarısı gelmezse bu yasalaşarak dış askeri satışlar üzerinden ilgili talep süreci başlamış oluyor. Peki yaklaşık 259 milyon dolarlık bu alım iki ana konudaki modernizasyonu içeriyor. Bunlardan bir tanesi Link 16 kabiliyeti. Link 16 kabiliyetinin de modernize edilerek Block Upgrade 2'ye yükseltilmesi hedefleniyor. Peki Link 16 nedir? Link 16 çok basit olarak söylemek gerekirse uçaktaki sistemlerin taktik bilgi paylaşımının yapılması, yani o F-16'dan aldığınız etraftaki o harekat resmi diyelim, bunun işte karadaki birliklere, denizdeki gemilere veya havada uçan diğer uçaklara, İHA'lara aktarılması. Link 16 Amerika Birleşik Devletleri tarafından tasarlanmış, NATO'nun şu an standart haberleşme sistemi olarak adlandırılıyor. Bu sistem 969 ile 1206 MHz arasında 51 farklı frekanstan yayın yapıyor, ama özel bir algoritmayla bu frekans sürekli saniyeler içerisinde defalarca atlayarak takip edilmesi, dinlenmesi veya çözülmesi zor haline getirilmiş, gerçekten gelişmiş bir sistem. Bunların F-16'lara kazandırılması hedefleniyor. İkinci konu ise AutoGCAS olarak adlandırılan özel bir sistem. Hatırlayacaksınız, geçen yıllarda ben bu konuyla ilgili bir video hazırlamıştım. Videonun linkini de yukarı bırakıyorum. Nedir diye detaylı olarak izlemek isterseniz, yaklaşık 12 dakikalık bir video bu. F-16 çok yüksek performanslı bir uçak. Gerçekten çok G çekiyor. Bunu da zaten bizim Solo Türk'ün uçuşlarında görüyorsunuz. Bu F-16 uçuşu sırasında herhangi bir şekilde pilot bir bilinç kaybı yaşayabilir, bayılabilir sert manevralarda ve tabii ki bayılması nedir? Uçağın kontrolünü elinden kaybetmesi, kontrolünü bitirmesi anlamına geliyor. Tabii altta da uçak alçaktan uçuyorsa, belirli bir arazi varsa, çarpma riski varsa o yapılan manevraya doğru uçak gidiyor. Bu konuyla ilgili dünyada çok fazla kaza meydana gelmiş durumda. Bizim de bazı F-16 ve tabii ki diğer uçak çeşitlerinde de ne yazık ki şehitli kazalarımız mevcut. Bunlarla ilgili AutoGCAS sistemi yer yakınlığının uyarısını vererek sistem önce pilotu sesli olarak uyarıyor ve arkasından uçağın
kurtulmasını sağlıyor. O birkaç saniyelik süre içerisinde pilot zaten kendine geliyor ve kumandayı alarak uçuşuna devam ediyor. Bu kazaların önlenmesi açısından da çok çok önemli bir adım. Dediğim gibi bu 259 milyon dolarlık bir modernizasyon programı ile ilgili onay çıkmış durumda şu anlık. Tabii ki Kongre'den herhangi bir şey gelmezse ortalığı da bir yandan karıştırıyorlar. Bunlarla ilgili bakalım ne olacak. Bu ileriki dönemde blok 70 alımı, diğer uçakların modernizasyonları, 20 milyar dolarlık bir bütçe söz konusu bunlarla ilgili. Bunun durumuyla ilgili çok çok önemli bir bilgiyi verecek gibi duruyor. Bakalım ne olacak, ben de çok merak ediyorum. Gelişmeler oldukça sizlere bunları aktarmaya devam edeceğiz. Gelelim ikinci konuya, Kızıl Elma konusu. Kızıl Elma arka arkaya test uçuşları yapıyor ve her test uçuşunda da Baykar grubu bunların görüntülerini, bilgilerini paylaşıyor ve çok fazla böyle Kızıl Elma gündeme gelmiş durumda. Jet motorlu insansız hava aracı sistemi biliyorsunuz. Kızıl Elma ile ilgili geçtiğimiz günlerde TCG Anadolu teslim edilirken uçuş güvertesine konmuştu. Bu güvertede yakından görme, güvertenin üzerinde görme şansım oldu. Ve tabii ki bu sistem nasıl inip kalkacak bunu da Baykar'ın yönetim kurul başkanı Selçuk Bayraktar'a sorduk. Normalde güvertenin yaklaşık 200 metre civarında bir uçuş güvertesi var. Hava aracının kalkış yapabileceğini ancak iniş için durdurma için kanca sisteminin kullanılacağını Selçuk Bey söylemişti. Ve hedef 2025 yılında TCG Anadolu üzerinde testlerin başlaması. Şimdi gelelim bir önceki son test uçuşuna. Bana çok fazla soru geliyor. Buradan da ben cevap vermek isterim. Arkadaşlarımız diyor ki işte iniş takımlarını Kızıl Elma niye toplamıyor? Şimdi uçuş test süreci içerisinde ilk uçuşlar gerçekten çok kritik. Bu uçuşlarda uçağın temel uçuş verileri kontrol ediyor. Yani işte kalkışının sağlanması, irtifa alınması, havada düz uçuş yapması, sağa sola dönebilmesi ve tabii ki alçalarak pisti karşılayıp inmesi. Bunun gibi böyle çok temel uçuş verileri kontrol altında tutuluyor. Burada da iniş takımları genellikle kapatılmıyor. Çünkü uçak yüksek süratlere çıkmıyor. Jet uçaklarında özellikle belirli bir sürate açtığınız zaman iniş takımlarına zarar veriyorsunuz. O iniş takımlarının toplanması lazım. Hem aerodinamik olarak uçağı bozuyor, aerodinamiği bozuyor. Hem de yüksek hızlarda o iniş takımları zarar görebilir ve belirli süratlere düştükten sonra iniş takımları açılabilir. Kızıl Elma kalkışını gerçekleştiriyor. Bu diğer dünyadaki yapılan ilk uçuşlarda, ilk birkaç uçuş içinde geçerli. İniş takımları toplanmıyor. İniş takımlarını toplamak için ne var? Uçaktaki hidrolik sistem var, elektrik sistemleri var. Bunlara kumanda verilmesi gerekiyor. Ama burada herhangi bir arıza olabilir, bir risk olabilir ki çeşitli ilk uçuşlarda da yaşanan olaylar var havacılık tarihinde. Bu nedenle bu sistem toplanmıyor. Geçtiğimiz hafta TCG Anadolu'nun güvertesini dolaşırken Kızıl Elma'nın baş mühendisiyle tanıştık ve ben bu soruyu sordum. O da hemen açtı cebinden iniş takımı yerde toplama videolarını bana gösterdi. Gerçekten çok heyecan verici. Tabii güvenlik nedeniyle bana sadece gösterdi, paylaşamadım. Bu sorunun da cevabını önümüzdeki günlerde göreceksiniz dedi. Ve son bu 5. test uçuşunda Kızıl Elma iniş takımlarını topladı ve daha süratli geçişler yaptı Çorlu Meydanı üzerinden. Bu bir aşama aşama. Demek ki yüksek süratlere artık çıkılmaya başlandı. Çeşitli manevralar, nedir manevralar? İşte keskin dönüşler gibi hareketler de başladı. Daha Baykar'ın önünde test aşamasıyla ilgili gideceği yollar var. Bunlar belirli bir prosedürlere, kurallara göre gerçekleştiriliyor. İniş takımlarıyla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Artık toplanabiliyor bu iniş takımları. Öne doğru ana iniş takımları toplanıyor. Biliyorsunuz uçaklarda bir burunda iniş takımı var. Bir de arkada gövde veya kanatlara göre konuyor tasarıma göre. Onlar ileri doğru kapanıyor bu iniş takımları. Kapakları yapılmış durumda. Bir de tabii Kızıl Elma ile ilgili çok önemli bir konudan bir tanesi de uçağın stealth, yani radara görünürlüğün çok düşük olması gerekiyor. Bu yüzden iniş takım kapakları gibi sistemler büyük önem taşıyor. Çok düzgün bir şekilde kapatılması gerekiyor. Ve herhangi bir şekilde, çünkü uçağın üzerinde bir aerodinamik bir bozukluk radar ekolarının geri yansıtılması açısından oranları yükseltmeye başlıyor. Bu açıdan da Kızıl Elma'nın iniş takımlarını toplayıp harekatı yapabilmesi, düzgün bir şekilde kapatılması da çok çok önemli. Bundan önce TB2'nin ana iniş takımları sabitti. Akıncı ile birlikte katlanan iniş takımları sistemleri geldi ama bunlar tabii İHA'lar için yapılmış daha basit sistemler.
uçaklar daha karmaşık hale geldikçe Kızıl Elma'daki gibi çok daha karışık, biraz daha ağır ama çok daha verimli sistemler ortaya çıkmaya başlıyor. Önümüzdeki işte 2025'te hedef Kızıl Elma'nın TCG Anadolu'ya inip kalkması. Muhtemel benim tahminim TCG Anadolu üzerine Kızıl Elma inip kalktığı zaman daha kuvvetli iniş takımlarına veya ayrı bir modifikasyona tabi tutulacak. Çünkü bu tür güverte inişleri sırasında uçak süratsiz kalarak gerçekten çok ciddi bir çöküşle vuruyor adeta. Vurmazsa çünkü durma ihtimaliniz çok zor. Bunun da oluşturulması için iniş takımlarıyla ilgili epey bir geliştirme, biraz daha güçlendirme ve o şokları sönümlendirici sistemlerin olması gerekiyor. Bu Baykar'ın tabii ki checklistinde var. Muhtemel bu testlerini yapıldığını gördüğümüz Kızıl Elma daha hava kuvvetleri versiyonu, biliyorsunuz hava görevleri için tasarlanmış ilk etapta Kızıl Elma. Bir taraftan da Anka'nın Anka 3 modeli var, TUSAŞ'ın. O konuyla da ilgili çok güzel gelişmeler var. İlerleyen videomuzun sonuna doğru o konuyla da ilgili değineceğim. Anka 3'te de biliyorsunuz hava yer görevlerinde. Evet, iniş takımları mevzusunu da dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Çünkü bana çok fazla sorulan sorulardan bir tanesiydi. Gelelim üçüncü konumuza. Üçüncü konumuz, nasıl insansız hava araçlarını anlatıyorsak insansız deniz sistemleri, deniz araçları, İDA'lar, silah koyduğunuz zaman nasıl SİHA diyoruz? SİDA, silahlı insansız deniz aracı haline geliyor. Farklı farklı savunma şirketlerimiz, değişik denizcilik konusunda faaliyet gösteren şirketlerle ortaklık kurarak bu İDA'ları, SİDA'ları geliştiriyorlar. Bunlardan bir tanesi Aselsan ve Sefine'nin oluşturduğu ortaklık. Onlar da Merlin, Mir gibi yeni nesil SİDA ve İDA sistemlerini geliştiriyor. Hep tabii İHA diyoruz, ağzımız oraya doğru kayıyor. Şimdi Mir gerçekten çok önemli bir teste imza attı. Mir ilk defa torpido ataraktan önemli bir test aşamasını geçmiş oldu. Savunma Sanayi Başkanlığı bu SİDA ve İDA'lara farklı farklı görevler veriyor. Mir'in görevlerinden bir tanesi de denizaltı savunmasına dönük adımların atılması. Bunlar nedir? Denizaltıların tespit edilmesi ve tespit edildikten sonra torpido atarak bunların yok edilmesi. Bu amaçla da bir tane SİDA'nın üzerine Aselsan tarafından geliştirilen torpido atış sistemi yerleştirildi. Bu torpido atış sistemi de çok çok önemli. İkili, üçlü modelleri var. Deniz kuvvetlerimizde görev yapan işte Mark 44, Mark 46, Mark 54 gibi torpidoların atılması için yüksek basınçlı havayla çalışıyor ve büyük bir güçle bunu denizin içine doğru torpidoyu yolluyor, atış gerçekleştiriyor. Mir SİDA'sı bu atış testinin görüntülerini Savunma Sanayi Başkanlığı paylaştı bu görüntüleri. Bununla birlikte Türkiye insansız deniz sistemlerinde yeni bir sayfa açtı. Dediğim gibi farklı farklı görevler var. Bu konuyla ilgili bir başka çalışan çok önemli şirketimiz Havelsan. Havelsan'ın da denizci ortağı Yonca Onuk. Malum Meteksan'ın Ares'le birlikte geliştirdiği ULAK serisi var. Her birinin farklı farklı görevlerinde gerçekten enteresan bir yola doğru SİDA ve İDA sistemleri gidiyor. Benim tahminimce yakın bir zamanda bu sistemler teknik anlamda oldukça olgunlaşmış durumda. Deniz kuvvetlerinin envanterine girecek. Deniz kuvvetleri de taktik anlamda sahada nasıl kullanılabilir, neler yapılabilir, bu konuyla ilgili çalışmalarını daha da genişletecek ve bir konsept haline gelecek bunlar. Elektronik karıştırma, su üstü savunma, su altı savunma veya taarruz saldırı gibi farklı farklı bu SİDA ve İDA'ların görevleri var. Bunlardan da ikisini TCG Anadolu'nun teslimat töreninde görmüştük. Aselsan'la Sefine'nin Mir ve Havelsan'ın Yonca Onuk'la yaptığı sancar geminin yanına çekilmişti. Fakat o bölgeye girmemiz yasak olduğu için ben çok fazla görüntü alamadım. Tabii bir de odağımız açıkçası TCG Anadolu'ydu onlarla ilgili. Bu da enteresan bir adım oldu. Törenin sonrasında da ikisi böyle bir deniz üzerinden bölgeden devam ederek gittiler. Bu da gerçekten çok güzel, çok hoş bir görüntüydü. Burada belirtmemde fayda var. Şimdi gelelim diğer bir konumuza, şöyle bir sivil havacılığa doğru dönelim. Sivil havacılıkta da Türk Hava Yolları gelecek 10 yıllık konseptini, planlarını paylaştı. Bunlar için ekonomi gazetecilerinin, gazetelerin daha doğrusu yayınların ekonomi müdürleri veya genel yayın yönetmenleri Türk Hava Yolları'na toplandılar. Onlar biraz daha işin rakamsal yönüyle ilgili odaklandılar. Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat, Genel Müdür, Bilal Ekşi, Genel Müdür Yardımcıları,
Murat Şeker, diğer işte kargo olsun, uçuş operasyon olsun diğer genel müdür yardımcıları da bu toplantıda yer aldı. Bu toplantıda 10 yıllık projeksiyonda ilginç rakamları Türk Hava Yolları paylaştı. Ben de size aktarmam gerekirse öncelikli olarak gelecek 10 yılda filoda çok ciddi bir büyüme hedefleniyor. Şu an uçak sayısı 400'ü biraz aşmış durumda. Yıl sonuna kadar 435 olacak. 2033'te hedef 800 uçaklık bir filoya ulaşılması. Türk Hava Yolları bu yılı 85 milyon yolcu ile tamamlamayı hedefliyor. 2033 hedefi 170 milyon yolcu. Uçuş noktası 295'i dış hat olmak üzere 342. Bu sayı 400'e çıkacak. Ciro şu anlık 24 milyar dolar. 2033 ciro hedefi 50 milyar dolar. 75 bin çalışanına iştirakleriyle birlikte sahip Türk Hava Yolları. 150 bin çalışan gelecek 10 yıl içerisindeki hedef. Bir de tabii ki ekonomiyi oluşturduğu katma değer bu yıl 51 milyar dolarmış. 2033 için hedef 140 milyar dolar. Bir de tabii dünya paylarına doğru baktığımız zaman şu an Türk Hava Yolları dünyadaki havayolu taşımacılığından %2.6 pay alıyor. Hedef bunun gelecek 10 yılda %3.8'e ulaştırılması. Tabii bizde paylaşılan görüntüler, biz gidemedik toplantıya. Keşke havacılık konusunda yazar insanlar, içerik üreten insanları da bir Türk Hava Yolları davet etse, ne yazık ki gidemiyoruz onlara. Ekonomiciler tabii işin daha borsa yönü rakamları ama bizim de havacılık açısından çok fazla soracağımız sorular var. Filo planları, neler yapılacak, alımlar, Türk Hava Yolları'nın pazara bakışı gibi gerçekten Ahmet Bey'e çok fazla sorumuz var. Umarım bir gün bizi de davet eder, biz de soruları kendisine sorabiliriz. Şöyle bir sözleri vardı video içerisinden, isterseniz o videoyu da vereyim size. Gelecek 10 yılda biraz daha temkinli büyüme hızıyla %7.4 ile ortalama 171 milyon yolcu, 400 nokta ve dünyada AKK'da ikinci sıraya gelmeyi hedefliyoruz. 7.4 ile büyüyeceğiz, temkinli görüyoruz diyor Ahmet Bolat ve burada da AKK olarak adlandırılan arz edilen koltuk çarpı kat edilen mesafe kilometre, bunları çarpıyorlar. Bir havayolu açısından çok önemli. Dünyada ikinci sıraya çıkmak istiyoruz diyor. Peki dünyadaki sıralama nedir? Geçen yılın rakamlarına baktığımız zaman Amerikan United Hava Yolları 6.1 milyar. İkinci sırada Delta 5.6 milyar. Üçüncü sırada Emirates var 4.9 milyar. Daha sonra Amerikan Hava Yolları, Southwest, işte Lufthansa, British Airways, Air France gidiyor. Şu an Türk Hava Yolları 1.9 milyar ile 15. sırada. Gerçekten uçuşların artması, frekansların yükselmesiyle birlikte dünyada ikincilik oldukça ilginç. Bir başka rakamlarla ilgili toplantıdan ilginç detay ise Anadolu Jet. Anadolu Jet 10 yıl içerisinde filosunu 200 uçağa çıkaracağını söylüyor Ahmet Bolat. Ve buradaki hedef Türk Hava Yolları'na, ama yıllardır tabii bu gerçekleşemedi, ayrı bir şirket haline gelmesi Anadolu Jet'in. Ve burada da genellikle Türk Hava Yolları'nın filosundan çıkmış eski nesil yolcu uçakları görev yaparken buradaki hedef tekrar Anadolu Jet'in yeni uçaklara dönmesi. İşte 737 Max'ler Boeing'in, Airbus'un A321 Neo'lar yüksek koltuk kapasitesiyle uçuruyor Anadolu Jet bunları ve Sabiha Gökçen merkezli operasyon, epey böyle bir hızlı bir büyüme var. Ve tabii ki Anadolu Jet'in karşısında da Pegasus var. Rekabet her zaman iyidir, iyi fiyatlar yakalarsınız. Ama işte İstanbul Havalimanı'nda mesela Türk Hava Yolları tek tabanca. Keşke orada da çok ciddi bir rekabet olabilse, o açıdan da fiyatlar açısından, biz yolcular açısından rekabet olduğu zaman fiyatlar uygun hale geliyor. Tek tabanca olduğunuz zaman fiyatlar yükselmeye başlıyor. Keşke İstanbul Havalimanı'nda da böyle bir ciddi rakibi olsa. Çünkü iç hat döneminin aktif olduğu günlerde batmasalardı keşke. İşte Onur Air, Atlas Jet veya Atlas Grover kötü ve yanlış yönetimler nedeniyle bu iki şirket Türk Sivil Havacılığına elveda demek zorunda kaldı. Keşke o şirketlerde olsa, rekabette olsa, işte uçak biletleri şunlar bunlar, işte sezon geliyor. Bana gelen yorumları sizlere iletmek istiyorum. Evet, videonun içinde de söyledim. Bu aralar muhtemel olarak diyorum 1 Mayıs hedefleniyor. TUSAŞ'ta bir tören olacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde. Malum oradaki gündemin ana konusunu milli muharip uçak oluşturuyor. Normalde bu törenin 18 Mart'ta yapılması planlanıyordu. Ancak malum yaşadığımız deprem nedeniyle, 6 Şubat'taki deprem, 50 bin civarında insanımızı kaybettik. Hala kayıplar var. Bulunamayanlar var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten büyük bir felakette çok ciddi bir coğrafi alan çok büyük bir zarar gördü. Türk ekonomisi başta olmak üzere. Bu nedenle
tören burada iptal edildi. Hedef 1 Mayıs, malum seçimler de yaklaşıyor. Hemen hemen her gün savunma sanayiyle ilgili bir şeyler duyuyoruz burayla ilgili. Muhtemel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla birlikte bir motor çalıştırma planlanıyor. Ve biraz da taksi, izlediğiniz videolarda olduğu gibi taksi yapacak. Benim tahminim biraz da pistte hızlanabilir. Benim de tabii merak ettiğim konu bununla ilgili. Hürjet uçacak mı? Anka 3 uçacak mı? Atak 2 uçacak mı? Bir yandan TUSAŞ'ın çok ciddi bir süreçte bunları ilk uçuşunu yapmak üzere bastırıyor konuyla ilgili. Ama tabii ki bir insan koyuyorsunuz içine. Uçuş emniyeti bir numaralı konu bunlarla ilgili. Hatta hatırlayacaksınız Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir geçtiğimiz günlerde ve röportajlarına söylüyor. Tabii ki yetiştirmeye çalışıyoruz ama uçuş emniyeti birinci sırada. Hani 2024'de de kayabilir Milli Muharip, bu konuyla ilgili çalışıyoruz diyor. Hürjet motor çalıştırmıştı. General Electric'in F-404 motoruna sahip bir eğitim uçağı ilk etapta motor çalıştırdı ama sıfırdan TUSAŞ ilk defa bir jet uçak tasarlıyor. Çok çok önemli bir proje TUSAŞ'ın geleceği açısından. Ben şöyle önem arz ediyorum buna. Milli Muharip uçağın gelişmesinde çok çok önemli bir tecrübe noktası. Bu uçak TUSAŞ bunu yapabilecek kapasitede, satış kabiliyetine de ulaşabilir TUSAŞ bunlarla ilgili. Bu açıdan heyecan verici bir proje ve bu uçağın ilk etapta Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki T-38'lerin yerini alması planlanıyor. Hürjet sonrasında işte Türk Yıldızları'nda da kullanılması gündemde ama öncelikli olarak uçurup testlerinin yapılması, 2 yıl civarında bir test süreci öngörülüyor. 2025 sonrasında da Hava Kuvvetleri'ne verilmesi gerçekleşecek. Gerçekten çok çok önemli bir proje. Milli Muharip yola uçağa giden yolda. İkinci bir beklediğimiz bir proje Anka 3. Uçağın delta kanat, dikey stabilitesi yok. Çok zor bir tasarım ama TUSAŞ da bunu yapabilecek ve İHA tecrübesi de çok yüksek bir kuruluşumuz. Oradan bu sistem kızıl elmayla birbirini tamamlayacak ve hava yer görevlerinde kullanılacak. İlk paylaşılan fotoğrafta da sizlere de anlatmıştım. Kanadının altında Şimşek Hedef İHA sistemi, daha doğrusu Şimşek seyir füzesi haline getirilmiş modeli var. Bunlarla birlikte çok ciddi bir şaşırtma ve gerçekten hedef şaşırtıp bir yerleri vurma kabiliyetine sahip olacak. Muhtemel Milli Muharip havaya kalktığı zaman bir tarafında birkaç tane kızıl elmayı, pilot aynı zamanda, bir tarafında da birkaç tane Anka 3'ü yönetip bir yere taarruz yapmasını gerçekleştirecek. Çok çok önemli. Üçüncü önemli projede Atak 2 motorları geldi. Geçtiğimiz Ocak ayında Atak 2'nin ve ilk defa motor çalıştırılması bekleniyor. Muhtemel belki törende görürüz ama ilk uçuş için biraz daha süre olduğunu ben tahmin ediyorum. Bu çok önemli bir adım. 3000 beygirlik iki tane motor Ukrayna'dan geldi. Mi-17'lerde kullanılan bir motor ve Türkiye'nin özgün olarak taarruz helikopteri konusunda tecrübesini Atak'la başlayan, T-129'la başlayan Atak 2'ye, T-929'a aktaracak. Gerçekten çok çok heyecan verici projeler ama şimdi her gün söylüyoruz, arkada yorum yazacaksınız. Ne zaman uçacak, ne zaman uçacak? Havacılıkta biraz sabretmek gerekiyor. Bazen de işte o sabır süreçleri biraz sizleri beklerken tabii kızdırabiliyor, ne oluyor denebiliyor ama beklemek durumundayız. Öncelik uçuş emniyeti ve mühendislik açısından sorunsuz bir yere uçabilir hale getirebilmek. Evet, uzun zamandır bir gündem videosu yapmıyorduk. Epey böyle bir konuştum, arka arkaya anlattım konuları. Umarım sizleri aydınlatabilmişimdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basın, yorum yazın ki algoritmalarda yukarı doğru çıksın bu video. Sorduğunuz soruların ben cevaplarını vermeye çalışıyorum. Katıl tuşlarıyla da bizlere destek olabilirsiniz. O destekler size yol, su, elektrik, yeni yeni videolar olarak yeni yeni ekipmanların alınması, seyahatlerle sizlere dönmeye çalışıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.